Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu hafta Tekvir Suresi var. Tekvir Suresinin özetlerine bakalım. Vahisiz yollar tehlikeli, nereye gidiyorsunuz sorusunun cevabı olacak bir sure olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz Tekvir Suresinin. Ayrıntılara geçmeden önce hemen tarihe bir not olarak şunu aktarayım. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. 10 Temmuz 2020. Bu da ayrıntı olarak e, burada dursun. En azından not almış olalım tarih olarak. Ve sonrasında artık Tekvir Suresi'ne geçebiliriz. E, i̇çinde neler var? E, bunu, sureyi nasıl bölümlendirebiliriz sorusunun cevabı olarak da şöyle bir bölümlendirme görüyoruz. E, dünyanın evrenin bozulması ve eşyanın anlamsız hale gelmesi, insanın ameliyle karşı karşıya kalması 1 ve 7. ayetlerde anlatılmış. Ruhlar bedenlerle birleştirilecek mi sorusunun cevabına da bakacağız yine 7. ayetle birlikte. 8 ve 13. ayetlerde dünyanın bütün çocuklarına niçin öldürüldüğü sorulacak. Kişiler kayıtlarını görecekler. Kürtaj ile öldürülen çocuğa sorulacak mesela. Neden öldürülene sorulmuyor da çocuğa soruluyor durum bu sorunun cevabını arayacağız. 15 ve 18. ayetlerde hazırlık yeminleri yer alıyor. Ama niçin bu hazırlık yeminleri onun ö, cevabına bakacağız yine. 19 ve 24. ayetlerde vahi getiren elçinin özellikleri sayılacak. Elçinin sözü müdür yoksa elçiyi gönderenin mi şeklinde bir soru var. O sorunun da cevabına bakacağız. Vahi alan elçinin özellikleri özellikle 22 ve 24. ayetlerde konu edilmiş. 25 ve 29. ayetlerde ise gelen vahiyin özellikleri verilmiş ve verilmiş özgür iladenin doğru kullanımı anlatılıyor. Öyleyse bu vahiy ortada dururken nasıl olur da başka yollara gidersiniz? Fe eyne tesebün şeklinde bir soru var. Herkes için öğüttür bu vahiy sadece Müslümanlar için değil. Bunlar inceleyeceğimiz alt başlıklar. Herkes için öğüt ama herkes bu öğütten yararlanamıyor. Demek ki işe yaramıyor mu diyeceğiz Kur'an-ı Kerim için. Tekvir suresinde şöyle bir giriş yapalım. Rahman Rahim Allah'ın adıyla diyelim ve kovulmuş şeytanın şerrinden her türlü fikrimizi karıştırabilecek şeylerden Allah'a sığınarak başlayalım. Mekke'de inmiş surelerden bir tanesi. Yedinci sure diyebiliriz hemen hemen. Yani vahyin inmesinin ilk başında olduğunu söylemek mümkün bu sure için. 29 ayet adını birinci ayette geçen küvviret fiilinden mastar olarak almış. Tekvir dürmek anlamına geliyor. Surede başlıca kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmış. Musaftaki sıralamada 81. iniş sırasına göre 7. sure dediğimiz gibi... ...Mekke döneminin başlarında inen surelerden... ...Tebbe suresinden sonra Ala suresinden önce de Mekke'de indiği söyleniyor. Konusuna da kısaca değinmiştim içindekiler bölümüyle birlikte. Kıyametin dehşet verici bazı ayrıntıları ile vahiy ve peygamberlik gerçeği üzerinde duruluyor. Sure bölümlendiğinde 1 ve 7. ayetlere bakabiliriz. 1 ve 7. ayetlere bakabiliriz ilk olarak... Orada nelerle karşılaşacağız hemen göz atalım. Dünyanın, evrenin bozulması ve eşyanın anlamsız hale gelmesi, insanın ameliyle karşı karşıya kalması üzerinde duruyor 1 ve 7. ayetler. Güneşten bahsediyor, yıldızlardan bahsediyor ve sonrasında dağlardan, develerden, pek çok şeyden bahsediliyor ve söz insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde diye de bitiyor. Fakat her birinde ayrı bir anlam genişliği ve birbirine bağlanmışlık var. Onları da anlayabilmek için düz okumayla başlayalım. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğrulacak develer başıboş boş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde... Herhalde artık parantez içi diye söylememe gerek yok. Siz orada parantez içini gördüğünüzde evet bu asıl metinde yok anlam olarak yerleştirilmiş diyeceksiniz. İlk 7 ayet evrenin bozuluşu ile ilgili ve sonunda insanın amelleriyle buluşması anlatılıyor. Güneş dürülecek bu ne demek bunun üzerine biraz duracağız. Küvvira fiilinden maslarda olarak bahsetmiştik. Küvvirat denildiğinde bir sarığın başa dolanması, yuvarlak haline getirilmesi yani bohçalanması bir şeyin, Bir şey bohçalanırsa, toz toparlak hale getirilirse artık o kararmış sönmüş olacaktır şeklinde yorumlar var tefsirlerde. Ee, onun ayrıntısına da birazdan bakayım. Yıldızlar dökülüp söndüğünde tamamen artık evrenin yok oluşundan bahsettiğini görüyoruz. Ee, Tekvir suresinin de içinde yer aldığı o son bölümdeki surelerin hep bunlardan bahsettiğini... Söyleyebiliriz. Daha ilk inen sureler olmasına rağmen 7. sure biliyorsunuz. Neden bu kadar dehşetli ahiret manzaralarından ya da yok oluş manzaralarından bahsettiği üzerinde de durulmalı belki de. Dağlar sökülüp yürütüldüğünde e, dağların yürütülmesinin de e, dağların dümdüz edilmesi, yok edilmesi anlamına geldiğini söylüyor müfessirler. Güneşin dürülmüş olmasının güneşin ışığını tamamen kaybetmesi Sönmesi anlamına geldiğini söylüyorlar. Doğuracak develer başıboş bırakıldığında şeklinde bir başlık görüyorsunuz orada. Doğuracak develerin başıboş bırakılması burada şöyle geçiyor. Ve izel İzel ışar 10 aylık gebe deve anlamına geldiği söylenmiş. Neden bundan böyle bahsediliyor? Ondan da detaylı olarak söz ederiz notlarımız geldiğinde. Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde sözü üzerinde müfessirler çok detaylı durmuş bazı müfessirler, e, yabani hayvanların bir araya getirilip e, getirilmesinin onların öldürülmesi anlamına geldiğini söyleyen de olmuş fakat e, bütün bu bozulma sırasında yani denizlerin altındaki lavların ortaya çıkması, magma tabakasının denizleri kaynatarak kurutması, denizlerin yok olması sonrasında dağların yerlerinden oynayıp toza dönüşmesi, yıldızların dökülmesi yani evrenin tamamen karışması, güneşin ışığını kaybetmesi, bütün bunlar anında olan şeyler değil demek ki. Zaman içinde gerçekleşmeye başladığında vahşi hayvanların da ne yapacaklarını bilmez bir şekilde bir araya toplanmalarını sağlayacak denilebilir. İnsanlar nihayet amelleriyle karşı karşıya kalacaklar bütün bunlardan sonra. Ee, sonraki bölüm yine bozuluştan sonra hesaba dair bilgiler yer alacak. 1 ve 7. ayetlerden hemen sonra gelen ayetler de buna dair e, bilgiler içeriyor. Şimdi güneş, yıldızlar, dağlar, değerli malların sahipsiz ve anlamsız kalması, yabani hayvanların toplanması, denizlerin buharlaşması nihayet İnsanın yaptıklarıyla yüzleşmesi böyle özetleyebiliriz ilk 7 ayeti. Maturidi yine bu surede de İnfitar suresinden hani bahsetmiştik hatırladınız mı? Soruyan bir sorulan bir soruya karşılık cevap olduğunu söylüyor bu ilk 7 ayetin. Ki ne zaman yaptıklarıyla yüzleşecek? Soru bu. Cevap da az önceki geçen şeylerden sonra şeklinde söylenebilir. Şimdi e, Seyit Kutub'un şöyle bir sözü var, onu aktararak başlayalım. Hani az önce demiştim ya, neden bu dehşet manzaraları karşısında bırakılıyor insan ve neden bu dehşetli manzaralar insana sürekli hatırlatılıyor? İşte bu sorunun cevabı olmak üzere şöyle diyor, değişmeyen hakikate bağlanabilsin insan. Her şeyin ve her olayın değişip yıkıma uğradığı bir sırada değişmeyen ve yıkılmayan Allah gerçeğine bağlanabilsin. Gözler önündeki bu evrende bilinen ve aş, an, e, alışılan ölçüler içinde hareket ederken, hiçbir zaman yer, görüş ve duyuşla sınırlanmayan mutlak gerçeğe doğru uzanabilsin. Hiçbir şart ve hiçbir sınırla sınırlı olmayan temel gerçeğe bağlansın. Görüntülere ve şekillere değil, diyor. İnsan e, bu dünyanın kalıcı olmadığını bilsin. Bu dünyada ve evrende kalıcılık olmadığını iyice anlayabilsin ve nihayet, ahlaki bir temel olarak sorumluluk alabilsin, ahiret sorumluluğu alabilsin diye bu manzaraların hatırlatıldığını söylüyor. Vahyin inmeye başladığı bu ilk zamanda insanların ahlakla ilgili, ahiret sorumluluğu ile ilgili çok büyük problemler yaşadığını görüyoruz ve sonrasında bu ayetlerin de bu anlama bir çözüm olması anlamını indiğini söyleyebiliriz. Saffat suresi ile devam ettiğimizde de şöyle diyor. toplayın o zulmedenlerini, eşlerini ve onların kulluk ettikleri şeyleri. Şimdi buraya geldiğimizde şu 7. ayete bakacağız. 7. ayetin anlam açılımı ya da benzer ayet olarak Saffat suresindeki o ayeti aldım. İnsanlar eşleştirilip şekillendirildiğinde şeklinde ve izen nüfusu züvvicet şeklindeki ayetin pek çok şekilde meallendirilmiş olduğunu görüyoruz. Tefsirlerde benim gördüğüm kadarıyla hep şu, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde şeklinde tefsirleri görüyoruz. Birkaç farklı görüş var, onları da aktaracağım ama meallendirilirken genelde ruhlar cesetlerle yani bedenlerle birleştirildiğinde şeklinde meallendirme yoluna gidiliyor. Çok ilginç biçimde felsefedeki dualizm sanki Kur'an bu dualizmden bahsediyormuş gibi bir yola e, sokularak hemen meallendirme yapılıyor. İnsanların ilk akıllarına gelecek şeyin bu olması gerekiyormuş gibi bir tavır içine giriyorlar. Yani ve izen nüfusu züvvicet dediğimizi nüfus, ruhlar, ruhral eşleştirildiğinde, ruhlar neyle eşleştirildiğinde? Ayet bedenlerle bir şeyi eşleştirildiğinde demiyor. Yani sonuçta ee, nefsin anlamına farklı şeyler yüklediğinizde çok daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bu konuyu çok fazla tartışmayacağım ama yeri geldikçe aldığım notlardan da sizlere aktarmaya düşünüyorum. Safat suresinde bakın yine ezvacehüm diyor. Ezvacehüm e, ee, toplayın o zulmedenleri eşlerini ve onların kulluk ettikleri şeyleri. Buradaki eşleştirme zevaç zülvicet şeklinde geçen şey insanların amelleriyle ya da insanların benzer amelleri işleyen insanlarla eşleştirilmesi olduğu da söyleniyor yani bütün şu güneşin dürülmesi yıldızların dökülmesi dağların sökülüp ürütülmesi ve malların değersiz hale gelmesinden sonra insanların kendi benzerleriyle eşleştirilmesi ya da amelleriyle eşleştirilmesi olarak anlaşılabileceğini söylemiş müfessirler Ruhlar bedenlerle birleştirilecek miymiş şeklinde bir soru. Evet bu sorunun cevabını aramış bazıları. Bazıları diyorum çünkü bunu meallerde sıkça yapmışlar. Fakat müfessirler bunun üzerine pek de durmamış. Öyle anlamamışlar, öyle düşünmemişler. Çok az kişi bunun hakkında böyle söylemiş. Ruh beden ayrımı nereden çıktı şimdi? Sorsanız insanlara hemen hemen herkes ruh beden ayrımına dair çok şey biliyormuş gibi davranıyor. Çünkü insanlara anlatılırken ruh ayrıdır, beden de ayrıdır, işte böyledir şeklinde çok kesin bir bilgiymiş gibi insanlara bu sunulunca tabii neticesi de böyle şeyler oluyor. İnsanlar da bunu evet bir ruhumuz var, evet bir bedenimiz var, iki şey var bizim üstümüzde diye düşünüyorlar. Yani insanlar bunu %100 yüz gerçeklik olarak sunduğunda diğerleri de böyle kabul ediyor ve üzerine Gökdelenler inşa ediyorlar. Küçücük bir varsayım bilgisinin üzerine yüzlerce hüküm bina ediliyor. Ruh diye ayrı bir şey var mı mesela? Bu sorunun cevabını aradınız mı hiç? Evet var diyorsunuz. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Ee, Kur'an-ı Kerim'e dayanarak söylüyorum. Bilemiyorum. Yani Kur'an bu iddianızı ispatlamak için inmedi bildiğim kadarıyla. Hadislerde var diyorsunuz. Bilmiyorum. İyice bir bakın isterseniz. Kelam ilmi bu konuya nasıl yaklaşmış? O konuyu hiç araştırdınız mı? Ruh evet beden evet var falan. Biz ölünce de ruh çıkıp gidiyor. Nereye gidiyor? Bu konuyu mesela hiç düşündünüz mü? Sordunuz mu? Eski kitaplardan karıştırdınız mı? Ne oluyormuş orada diye. Felsefe ne diyor mesela ruh beden konusunda? Aslında şöyle söylemeliyiz. Neden biz felsefeden aldığımız bu ödünç kavramları getirdik de dine yamadık ve şu anda hepimiz felsefedeki dualizmin birer temsilcisi gibi davranıyoruz? Aslında soru bu olması lazımdı. Bilim ne diyor peki ruhla ilgili olarak? Fizikçileri dinlediğimizde, sonrasında felsefecileri dinlediğimizde, daha başka bu alanla ilgilenen kişileri dinlediğimizde onlar ne söylüyorlar? Din ne diyor peki? Şöyle söylüyorlar dinle ilgili olunca, de ki ruh Rabbimin emrindendir, size fazla bilgi verilmemiştir. E fazla bilgi verilmemiştir, çok bir şey söylenmemiştir diyorsunuz ama... Ben görüyorum ki ruhla ilgili ciltlerce kitap var. Eskilerde yazmış, yenilerde yazmış. Hani az bir bilgi verilmiştir ruh hakkında size. Siz o bilgileri nereden çoğalttınız? Nasıl yaptınız bütün bunları? E, ruh var mıdır? Ruh ve beden şeklinde iki ayrı e, varlıktan söz edebilir miyiz sorusuna net bir şekilde evet ya da hayır diye cevap veremezken. Bakın ne evet ne de hayır şeklinde net bir cevap veremezken diyorum. Siz kalkıyorsunuz, ruh üzerine tonlarca bilgi yazıyorsunuz, ciltlerce ama ciltlerce kitap yazıyorsunuz. Ve sonrasında da bu ön kabulün üzerinden e, tasavvuf diye bir şey inşa ediyorsunuz. İnsan öldükten sonra ruhu böyle çıkar bedeninden daha da keskin hale gelir, Allah gibi yardım eder şeklinde acayip acayip şeyler söylüyorsunuz. Ve insanlara buna inandırmak için üzerine yine kitaplar yazıyorsunuz. Ruh bedenden ayrılınca bakın nasıl da güçlü oluyor bedenin sınırlarından kurtulup da geldiğinde falan diye bir sürü uydurmalara imza atıyorsunuz. Ve bunları bazen şirk içerecek şekilde kullanıyorsunuz. Ve en neticede size sorulduğunda da diyorsunuz evet ruh hakkında bize fazla bilgi verilmedi. Yani yani birazcık verilseydi ne olurdu acaba diye ben hayretimi ifade etmek istiyorum burada. Kurtubi nasıl bakmış bu ayete 7. ayete? Hemen onu okuyalım. Nefisler eşleştirildiği zaman buyruğu hakkında En-Numan Beşir dedi ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefisler eşleştirildiği zaman buyruğu hakkında dedi ki: Her bir kimse daha önce kendi ameli gibi amel işlemiş olan kimselerle bir araya getirilecek. Onlarla eşleştirilecek. Peygamberimiz öyle anlamamış mı? Ruhlar bedenlerle birleştirilecek falan. Kelamda özellikle bu konuya bir göz atmanızı istiyorum. Merak edenler için söylüyorum bunu. Diğerleri için çok da tavsiye etmem. Yine Kurtubi'den bir alıntı. Ömer bin el Hattab dedi ki günahkar günahkar ile salih kimse salih kimse ile eşleştirilecektir. İbn Abbas dedi ki bu insanların üç ayrı gruba ayrılacağı zaman olacaktır. Vaka suresini hatırlayın. Es-Sabıkun ileri geçenler bir sınıf. Asabu Yemin bir sınıf ve Asabu Şimal bir sınıf olacaktır, diyor. Yine Kurtubi'den bir alıntı, İkrime diyor ki, nefisler eşleştirildiği zaman denince, ruhlar cesetlerle bir araya getirildiği, yani ruhlar bedenlere iade edildiği zaman demektir, diyor. İkrime bu bilgiyi nereden alıyor diye soracaksanız onu bilmiyorum. İkrime de bu bilgiyi nereden aldığına dair herhangi bir şey söylememiş. İbn-i Kesir'e bakalım şimdi yine bu konuda. O ne söylüyor? Zulmetmiş olanları ve onların eşlerini toplayın. Safat suresinde az önce okumuştum 22. ayet. İbni Ebu Hatim der ki bize babam Numan İbni Beşir'den naklettik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Az önceki hadisi aktarıyor. Çiftler benzerlerdir. Her kişi yaptığı ameli işleyen toplulukla beraber olur. İşte bu aziz ve celil olan Allah Teala'nın şu kavliyle kastettiği kimselerdir. Yine Vaka suresinden aktarımlar devam ediyor. Bunlar benzer olanlardır. Sonra İbn Ebu Hatim bu rivayeti bir başka tarik ile Numan İbni Beşir'den nakleder ve der ki Hazreti Ömer hutbe okudu dedi ki işte yani bütün bu detaylar verilmiş. Şimdi detaylarına çok fazla girmiyorum. İsterseniz durdurup videoyu burayı okuyabilirsiniz. Aynı şeyi söyleyecek yine bu da. Devam edelim. 8-13. ayetler. Buraya geçmeden önce Ayetlerin detaylarına bakacağımızı söylemiştim. Şuradaki ayetlerin. Doğuracak develer başıboş bırakıldığında ayetiyle bugün ne anlamalıyız? Bu sorunun cevabına bakalım. Müfessirler ne diyorlar? Işar kelimesinin şurada geçtiği haliyle ne anlama geldiğini incelemişler. İşar ı Üttület. Yani çok değerli mallar terk edildiğinde anlamına geliyor. Kabaca böyle söyleyebiliriz. Işar 10 aylık gebe deve anlamına geliyor. Araplar döneminde o dönemde Arapların o döneminde daha doğrusu çölde yaşayan insanların en değerli varlığı. En değerli varlık deyince siz güncelleme yapın. Güncelleme yaptığınızda sizin en değerli varlık olarak tanımlayabileceğiniz kendiniz için demiyorum. Şu e, yaşadığımız yüzyılda, yaşadığımız ülkede, yaşadığımız e, ilde diyelim, yaşadığımız ilçede diyelim en değerli varlık e, ne olabilir? İşte onlar bile bırakılıp kaçıldığında, bırakılıp e, gidildiğinde, terk edildiğinde diyor Allah. Yani şu bütün şunlar olmaya başladığında güneş ışığını kaybedecek, kararacak, yıldızlar yerlerinden dökülecek. Ee, uzayda büyük bir felaketin başladığını göreceğiz. Dağlar yerlerinden oynayacak, onu ufak hale gelecek. Sonrasında en değerli mallar terk edilecek. Böyle bir durumdayken düşünün sıfır aldığınız bir Mercedes. Sıfır almışsınız. E, en değerli garaja çekmişsiniz. Garajdan çıkarmış ve sonrasında şöyle bir pazar gezmesine çıkmışsınız. Pazar gezmesindesiniz. Hmm. Bunlar yavaş yavaş olmaya başladı diyelim. Büyük bir depremle sarsılmaya başladı yeryüzü. Güneş ışığını kaybetmeye başladı. Siz görüyorsunuz yıldızlar birbirlerine çarpıp dökülmeye başladı. Yabani hayvanlar bir araya gelmeye başladı. Yer sarsıldıkça sarsılıyor. Böyle bir durumdayken sıfır aldığınız daha üç gün bindiğiniz Mercedes'iniz mi aklınıza gelir? Yoksa bir an önce canınızı kurtarmanın derdine mi düşersiniz? En değerli mal diyorum. Benim aklıma gelebilecek ilk şeyi söylüyorum. Ya da holdinglerinizin içinde, para kasalarınızın içindeki milyonları daha kasanın kapağını kilitleyerek mi kaçmaya çalışırsınız? Bırak kalsın mı dersiniz? Ya da şöyle söyleyelim. Bugün sizin için anlamlı olan nedir? Bugün sizin için anlamlı olan bütün bu değerli mallar, değerli insanlar, bütün bu bozulma süreci başladığında anlamsızlaşacak mı Allah bize bunu söylüyor Bütün bu geçici şeyler varken neden geçmeyen şeye değil de geçici şeylere bağlanalım ki böyle bir sonuç çıkarması bekleniyor olabilir mi insanoğlunun Neden böyle bir sonuç çıkaralım Çünkü 7. ayet şunu söylüyor bize Biz yaptıklarımızla karşılaşacağız amellerimizle baş başa kalacağız Bütün her şeyi geçecek dönüşecek İbrahim Suresi ile birlikte anlarsak eğer Yerler başka yerlere, gökler de başka yerlere dönüşecek ve biz tekrar diriltilip yaratılacağız. Yepyeni bir yaratılışla ve amellerimizi, yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı, değer verdiklerimizi, değer vermediklerimizi bütünüyle not tutulmuş halde karşımızda bulacağız. Bütün bunların hesabı da sorulacak. O zaman biz hangi şeye değer vermeliyiz? Tekrar bu ayetler ışığında düşünmeliyiz. Şimdi diğer ayetlere geçebiliriz. Bir diğer paragraf 8 ve 13. ayetler. Dünyanın bütün çocuklarına niçin öldürüldüğü sorulacak. Kişilerin kayıtları görülecek, görülecek o gün. Dünyanın bütün çocuklarına diyorum. Ee, siz diyeceksiniz ki bu surede öyle bir şey geçmiyor. Evet geçmiyor. Kime sorulacak peki? Ee, şuna sorulacak. Ee, diri diri gömülen kız çocuğuna sorulacak. Niçin öldürüldüğü ama ben şöyle diyorum. Dünyanın bütün çocukları elbette. Yani sadece Mevude'ye sorulmayacak. Mevude'nin ne olduğuna da bakalım hemen. Mevude ağırlık anlamına da geliyor. Yani kuyuya atılıp üzerine bir ağırlık konulmuş anlamında. Yani bir kalıplaşmış bu. Diri gömülen kız çocukları için bu daha çok kullanılan bir kelime. Sorulacak ve izel mevudetü su ilet. Ne sorulacakmış onu? Bir, ''Ey çocuk niçin öldürüldün?'' Aa, burada çok şaşırtıcı bir şey var değil mi? Yani niye çocuğa niçin öldürüldün diye soruluyor ki? Aslında öldürene yani katile sorulmalı değil miydi? Yani niçin öldürdün? Maktule sorulması bir tuhaf. Birazdan onun üzerinde duralım. Ee, o yüzden bu başlığın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum 8 ve 13. ayetlerde. E, suçlar, suçlular Sonrasında kurbanlar eşleştirilecek ve bu eşleştirilmeden sonra 7. ayeti bir daha anlayın buraya bakarak. 7. ayetle 8 ve 9. ayetleri birleştirdiğinizde şunu anlarsınız değil mi? Yani nefisler çiftleştirildiğinde, eşleştirildiğinde yani insanlar bir araya getirilecek. Mesela katille maktul bir araya getirildiğinde bu sorular sorulmaya başlanacak artık. E, suçlular e, ve onların alacaklıları bir araya getirildiğinde e, sorular sorulmaya başlanacak. Detaylarına bakalım. Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda. Birinci paragrafı hatırlayın. Büyük olaylar meydana gelmişti. Yıkım gerçekleşmişti. Yıkım gerçekleştikten sonra yeniden dirilme ve nihayet. Bir diriltilen o kız çocuğu bakın bir örnekleme o üzerinden anlatılıyor. O kız çocuğu da diriltildi ve soruldu. Hangi suçundan dolayı öldürülmüştün? Defterler ortaya serildiğinde defterlerimiz olacağını biz Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinden biliyoruz zaten ve ise suhufun nüşrat. Defterler açıldığında suhuflar, sayfalar suhuf genelde sayfa olarak anlaşılıyor ama yazılı belgeler olarak anlamalıyız biz onu daha çok suhuf sayfalar değil de yazılmış sayfalar yazılı belgeler şeklinde düşünülmeli bugün okuduğum işte hadis usulünde de geçen hani onun suhufu vardı şeklindeki kelimelerden sonra kelimeyi suhuf kelimesini bolca açıklamışlar buradan aklımda kalanları da aktarmış olayım yani insan e, insanoğlunun yaptığı, yapmadığı her şeyin kaydedildiği defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet de yaklaştırıldığında, bakın 14. ayet, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Büt, büyük bir vurgu var burada. Ahiret sorumluluğunu almamızı isteyen büyük bir vurgu. Tekvir suresinde de yine bu vurguyla karşılaşıyoruz büyük bir yıkılış, yok oluş ve sonra tekrar yapılış ve hesap. Bütün bu yıkılış, yok oluş bize kalıcı olan şeyin hesaba çekilmek olduğunu ve nihayet tekrar diriltilip hesap görüleceğini bize aktarıyor. Ve bütün bunları bakın yine nasıl gelmiş? Güneşin dürülmesi, yıldızların dökülmesi, dağların yürütülmesi. Belirli mi belirtisiz mi? Belirsiz gelmiş. Yani faili yok ortada. Çok açık ki bir fail var. O fail de hiç söylemeye gerek yok ki elbette bütün bunları yaratan Allah. Dolayısıyla o faili bizim hatırlamamız ve o faile bağlanmamız, o failin de bütün bunları yaparken hesabın tut, hesabı tuttuğu şeklinde bir varsayım, anlaşı, çıkarım yapmamız isteniyor. Bu çıkarımları yaptıktan sonra insan ancak e, bir sorumluluk alacak dünyada ve yaşantısını ona göre düzenleyecek. Masum çocukların öldürülmesi, kayıtların açılması, bu bölümün özeti de böyle. Gökyüzünün yeni bir çehreye bürünmesi, sonrasında cehennemin ve cennetin aktif hale getirilmesi. Bütün bunların sonucunda da kişi yaptıklarını karşısında bulacak. Bombalanan organları çalınan, mülteci durumuna düşürülen, ağır işlerde çalıştırılan, suça sürüklenen, anne babası öldürülen çocuklara sorulduğunda böyle söyleyebilir miyiz? Diğer türlü söylediğimizde insanlar şöyle diyorlar. Ya sorma 6. yüzyılda, 5. yüzyılda, 4. yüzyılda hatta 7. yüzyılda Araplar ne yaşamışlar, ne yaşamışlar. Çocuklarını diri diri gömülüyorlarmış, duydun mu? E iyi de o o zamandı, geldi geçti. Bugün sana ne söylüyor Kur'an? Bugün Öldürülen çocukların hesabının sorulmayacağını mı zannediyorsun? O gün diri diri gömülen kız çocuklarına sorulacak da bugün o çocuklara sorulmayacak mı? Bombalanan çocuklara mesela sorulmayacak mı? Sen niçin bombalandın? Niçin öldürülmüştün? Mülteci durumuna düşürülen çocuklara sorulmayacak mı? Niçin evinden yurdundan atılmıştın, kovulmuştun? Bu sorunun cevapları aslında biraz da Bizim üzerimizden verilecek. Herhalde e, burada suçlu e, bütün bunlar olurken e, ne yapar sizce? Yani düşünün e, öldürülmüş bir çocuk var. Diriltilip ona soruluyor. Niçin öldürüldün? Yan tarafta maktul asıl katil var. Katil bu durumda ne hissedecek? Ne hisseder sizce? Katile sorulmuyor da çocuğa soruluyor. Niçin öldürüldün? Katil burada yerin dibine sokuluyor aslında. Ayrı bir işkenceye uğratılıyor hale bile alınmıyor. Yani orada onun varlığı bile kabul edilmiyor. Allah muhatap bile almıyor onu. Muhatap bile alınmadığı bir sorgudan bahsediyoruz. O kadar dehşet bir iş yapmış ki o muhatap bile alınmıyor. Şimdi kürtaj ile öldürülen çocuğa sorulduğunda bunu da anlayabilir miyiz? Evet anlayabiliriz. Allah bununla ilgili pek çok şey söylemiyorum. Geçim korkusuyla e, çocuklarınızı diri diri yok etmeyin, onları öldürmeyin demiyorum ya da başka şekillerden bahsetmiyorum. Bütün bunlar diri diri kuma gömmek ne kadar dehşetli bir cinayet değil mi? Hatta detaylarını vermiş müfessirler. 6 yaşına geldiğinde çocuklar, kız çocukları tabii onları işte gezmeye götürüyoruz ya da bir de süslü elbiseler giydirip götürüyorlar. Hep de verilen örnek şey, hadi seni dayına götürüyoruz. Hep mi dayılar uzakta oturuyor? Evet dayılar uzakta oturuyor. Başka yere de götürüyor. İşte sana bir sürprizim var şu kuyunun içinde gel beraber gidiyoruz şeklinde götürdüklerini. Kuyudan aşağıya bakmalarını istediklerini. Bu sırada da itip kuyunun içine düşürdüklerini ve üzerine kumla toprakla örttüklerini detaylı olarak anlatıyorlar. Hatta bazıları şu detayı da vermişler. Ee, hamile kadınların doğum esasında doğum yaklaştığında bir kuyu kazdıklarını kız çocuğu doğarsa doğrudan kuyuya atıp üzerine örtüklerini erkek doğarsa da kuyuyu öyle bırakıp geri döndüklerini erkek bebekle birlikte anlatıyorlar. Peki bu dehşet olay, dehşet verici tüyler ürperten olay Arapların tamamında mı yaşanmış? Ha, ha evet Araplar, e, hayır böyle bir şey yok. Zaten öyle olsaydı Arap ırkının çok da uzun zaman devam etmeyeceğini görürdük. Bunu yapanlar çok az bir kesim, özellikle bunu söylemek istiyorum. Çok az bir kesim fakat toplumun vicdanını kanatmış. Çok dehşetli bir olay. Allah Kur'an'da pek çok kez bu olaya dokunuyor. Ayetlerde farklı yerlerde çok daha karşınıza çıkıyor bu diri diri gömülen kızlar e, ve öldürülen çocuklar. Şimdi e, çok fazla e, Arapların bu işi yaptığı söylenemez. Tarihi kayıtlara bakıldığında. Yani toplumun tamamında uygulanan bir şey değil. Hatta bazı isimler Sasa gibi onlardan pek çoğunu kurtardığını söylüyor. Yani toplumun vicdanlı kalmış insanlarının da var olduğunu görüyoruz. Bugün olduğu gibi bugün de çocuklarla ilgili pek çok kötü şey duyuyorsunuz. Peki hepimiz öyle miyiz? Hayır elbette değiliz. Fakat şu şöyle bir e, algı oluşuyor zihninizde değil mi? Yani 20. 21. yüzyılın Türkiye'sinde, Amerika'sında, Suriye'sinde, Almanya'sında hala çocukların organlarının çalındığını çocuklara tecavüz edildiğini, çocukların işte suça itildiğini, çocukların mülteci durumuna düşürüldüğünü söylüyorsunuz. Barbar bir dünyada yaşıyoruz. Hatta bazıları şöyle yazıyor sosyal medyada. Yıkılsın artık, kopsun kıyamet, çocuk da öldürüldü falan filan diye. Peki toplumun tamam böyle mi? Hayır. Fakat medyaya baktığınızda ve sizin zihninizdeki algıya baktığımızda zannedersiniz ki her gün bir çocuk öldürülüyor, zannedersiniz ki her gün bir çocuk kaçırılıyor. Türkiye'den bahsediyorum. Elbette savaş olan bölgelerde ve mültecilerin arasında çok daha değişikli şeyler yaşanıyor. Fakat Türkiye'de böyle bir şey olmuyor. Her gün bir şeyler olmuyor çocuklara. Fakat algılamamız o yönde. İşte Arapların yaptığı, Araplardan bazılarının yaptığı bu diri diri gömmek işlemi de bu şekilde söylenebilir. Yani hepsinin yaptığı bir cinayet usulü değil. Modern dünya bu konuda çok daha fazla marifetli mi acaba diye sorduğumuzda da evet modern dünya bu konuda çok daha marifetli. Kürtaj nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Yani diri diri toprağa gömmekle, diri diri anne karnındaki bebeğin kollarının, bacaklarının, başının koparılması, vücudunun o soğuk demir aletlerle parça parça koparılarak öldürülmesini acaba siz kuma gömülmekle kıyaslayabilir misiniz? Ya da niye kıyaslayalım ki bugün yapılan da çok dehşet verici bir şey. Yani böyle dehşet verici bir şey onları kınarken bizim bugün toplumumuzun yaptığı şeyleri de göz ardı etmek çok daha masum yapmaz bizi. Yani biz diri diri kuma gömüyorlardı ne kadar da barbar heriflermiş derken bugün yapılan şeyin modern aletlerle, modern fikirlerle ve modern bir zihinle, algıyla yapılması bizi yanıltmasın. Sonuçta şu da karşımıza çıkıyor çıkacak olabilir. Ben çıkacağından eminim de. Ee, ...kürtaj yapılan çocuğa sorulduğunda hangi suçundan dolayı öldürüldüğü... ...evet sadece diri diri kuma gömülen çocuklara sorulmayacak bu. Şimdi o dönemle bu dönemi kıyaslamak değil benim niyetim. Bugün biz ne kadar masum ve temiziz diyenlerin... ...o günü kınayanların anlaması gerektiği gerçeklerden bahsediyorum. Bugün o çocuklara yani mülteci durumuna düşürülen çocuklara... ...savaşta bombalanan çocuklara... Esir edilen çocuklara, çalıştırılan çocuklara sorulacak. Ve o sorunun cevabı içinde benim de bizzat sorumlu olduğum, başıma eğeceğim şeyler var. O yüzden sorumluluk alırken ne yapabiliriz diye düşünürken buradaki ayeti bir kez daha gözünüzün önünde tutun diye söylüyorum. Çocuklar sosyal, psikolojik, ekonomik olarak öldürülmüyorlar mı? Sorusunu da burada soru olarak bırakıp geçelim. Neden öldürene sorulmuyor da çocuğa soruluyor durum. Ee, burada bakın bir örnek var. Maide suresi 116. ayette. Hazreti İsa'ya da Allah aynısını yapıyor. Hazreti İsa'ya bir soru soruyor değil mi? Sen mi söyledin bunlara beni ve annemi ilahlar edinin diye? Hazreti İsa'ya soruluyor. Sanki Hazreti İsa onların durumunu biliyor da o emretmiş de. Hayır o emretmedi. Hazreti İsa'nın cevabı da ilginç değil mi? Allah'ım sen beni onların arasından aldıktan sonra... Onların yaptıklarından benim haberim bile olmadı diyordu. Gerçi bugün bazı insanlar bizzat kendi peygamberimizin hala yaşadığını, amellerimizin ona arz edildiğini falan söylüyorlar ama Hz. İsa'nın yaşadığını söyleyenler de var. Gerçi burada ayette de hani Hz. İsa onların ne yaptıklarından benim canımı aldıktan sonra pek haberim olmadı diye cevaplıyor. Olsun Kur'an öyle söylese de bakın şurada da şöyle söyleniyor diyen tipler aramızdan çıkıyor. Buradaki sual de aynı yani insanlara sen mi söyledin ey İsa beni ve annemi rabb edinin diye Allah burada da aynı yöntemi kullanıyor çünkü bu işi yapanlar yani İsa'yı ve annesini rabb edinenlere sorulacak soru bile yok yani onlar zaten o kadar çok e, suçlular ki o kadar belirgin ki suçları ve günahları onlara sorulmaya bile gerek duyulmuyor bu soruyu e, masum olana sorarak onlar daha da fazla cezalandırılacaklarını anlıyorlar. Araplardaki bu kız çocuğu öldürmenin sebeplerine bakalım şimdi. Birincisi ekonomik sebep. Ekonomik sebep çok fazla hani dillendirilmediği için özellikle üzerinde durmak istiyorum. Ekonomik sebeplerle bugün de çocuklar yine öldürülüyor biliyorsunuz. Keyfi sebepler de, Kürtaj sebepleri arasında bugün. Ama biz o günkü sebeplere bakalım. Ekonomik, dini ve sosyal Ekonomik sebepler şu, çok fazla çocuğu oluyor onların ve bakamayacaklarını düşünerek kız çocuklarını öldürüyorlar. Neden erkeği değil de kız çocuğu? İkisi de yemek yiyor, ikisi de giyiniyor. Ama hayır, şöyle bir fark var. Erkek çocuklar savaşta kullanılabiliyor, para kazanabiliyor, çalışabiliyor. O yüzden erkek çocuklarına dokunmuyorlar, kız çocuklarını öldürüyorlar. Bir başka sebep dini, Di nasıl dini olabilir ki diye düşünüyorsunuz. Yani kız çocuklarını öldürmenin dini mi ne tür bir gerekçesi olabilir? Şöyle, ...Hazreti İsa Allah'ın oğlu diyen Hristiyanlar, ...Hazreti Hz. Üzeyir Allah'ın oğlu diyen Yahudilerden bir kısım ve melekler Allah'ın kızları diyen o dönemin Arap, cahiliye Arapları. İşte bundan dolayı böyle bir sebep uydurmuşlar. melekler Allah'ın kızları, kızlar Allah'ındır. Kur'an'da pek çok yerde geçecek. Geçiyor biliyorsunuz kızı Allah'a nispet ediyorlar sürekli. Ve öldürerek onu onun yanına gönderiyorlar doğan kız çocuklarını. Böyle bir ilginç dini sebeplerden de bahsetmiş müfessirler. Sosyal sebeplerde şu bir takım karmaşalar olduğunda biliyorsunuz... ...ekonomileri genelde ticaret ve yağmaya dayanıyor o dönem Arap kültürü. Dolayısıyla bir gece ansızın kabileniz basılıp erkekleri öldürülebilir kadınlar ve çocuklar kaçırılabilir. Bu durumda da çocukların kız çocuklarının özellikle esir edilmesi, farklı yerlerde kullanılması gibi şeylerin başına gelmemesi için de bunların yapıldığı söyleniyor. Hatta ekonomik ve sosyal sebep bir araya gelip fakir düştüğünde kız çocuğunun farklı bir şekilde değerlendirilip alınıp satılan bir meta haline dönüşmemesi için de bunun yapıldığı söyleniyor utanç sebebi olarak da görmüşler bunu aynı zamanda. En'am suresinden bunu takip ettiğimizde şöyle bir ayet karşımıza çıkıyor. Aynen bunun gibi müşriklerden birçoğuna Allah'a ortak koştukları putlar, öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki bakın az önce ne demiştim? Kız çocuklarını Allah'a kızlar nispet ettikleri için de öldürüyorlar diri diri. Buradaki ayet bunu anlatıyor. Putlar ortak koştukları putlar öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki hem onları yok etsinler hem de dinlerini karma karışık hale getirsinler. O halde onları düzlükleri iftiralarla baş başa bırak diyor Allah buradaki haberde. Şimdi Nahl suresinin 58. ayetinden de takip ettiğimiz zaman şu sebebi de görüyoruz. Onlardan birine kızı olduğu müjdelendiği zaman öfkesini yutkunarak yüzü kapkara olur kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağı mı gömsün? Bakınız ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Verdikleri hüküm şuydu diri diri gömmek. Neden sürekli kayıtların varlığından söz ediyor vahiy? Son bölümde yine bu bölümün ayetlerinin sonunda yaptıklarıyla karşılaşacağını söylüyor Allah. Kayıt yoksa sorumluluk yok. Kayıt yoksa ahlak yok. Ahlakın temeli de yok. Gerçi ahlakın temeline dair tartışmalarda evet evrensel insanlar ahlak falan filan. Hiçbir evrensel ahlak tanıyamıyorum. Yani insan kaynaklı evrensel ahlak olamaz. Mümkün değil. Çünkü insanların norm tam tanımları sürekli değişiyor. Normal dedikleri şey sürekli değişiyor. Evrensel ahlak oluşturabilmek mümkün değil. Dolayısıyla ben ahlakın tamamıyla e şu yani Allah kaynaklı, Tanrı kaynaklı dedikleri şey olduğunu düşünüyorum. Vahiy kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla ahlakı ayakta tutan şeyin de ahiret sorumluluğu olması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada da aynı şeyi o yüzden böyle yazdım. E, kayıt yoksa ahlak da yok, sorumluluk da yok. Toplumun geneli için bu böyle. Toplumun geneli için diyorum. E, bazıları diyorlar ki işte biz şöyle bir ahlak var. O ahlaka tutunursak böyle olur Olabilir denesinler. Ben toplumun geneli için bu ilkenin geçerli olduğunu düşünüyorum. Yoksa şöyle şöyle bir şey var son derece önemli buna tutunalım hadi hep beraber dediğinizde ödev ahlakı sırf güzel olduğu için bir şey yapalım haydi dediğinizde bunu yapabilecek olanlar vardır aramızdan. Fakat toplumun geneli böyle bir şey yapar mı? Hayır. Allah'tan korktuğunu söyleyen, ahirete iman ettiğini söyleyen insanların bile başına jandarma dikmediğinizde Sonucun kötü olabildiğini görüyorsunuz. Çünkü insan aldanır, kendisini aldatır en çok. Dolayısıyla bunun yapılması lazım. Yani bir ahlaki sorumluluk alabilmesi için kaydın tutulmuş ve hesabının sorulmuş olacağının bize bildirilmiş olması lazım. Allah da bu bildirimi zaten fazlasıyla vahiy yoluyla bize yaptı. Kaf suresi 31. ayete bakalım şimdi. Cennette takva sahiplerine yaklaştırılır diyor burada. Zaten uzak da değildir. Aynı kelimeyle geçiyor. Üzlifet şeklinde geçiyor. Ee, bazıları şunu tartışmışlar. Cennet yaklaştırıldığında diyor ya. Ve izel üz üzlifet. Cennet nasıl yaklaştırılacak? Müminler cennete yaklaştırılmıştır falan diye böyle bir sürü e, o kelimeyi tam bulmak istiyorum. Boş saçma diyecektim de boş tartışmalar yapmışlar. Yok cennet nasıl yaklaştırılır? Sabit değil mi? Müslüman inanmışlar cennete gidecek olanlar cennete yaklaştırılmıştır belki. Ee, ya bu tartışmaların e, insanlarda ne tür bir gerekliliği vardı da ortaya çıktı? Bunu soru olarak e, aldılar ve tartıştılar. Çok merak ediyorum. Çünkü bu tartışmalar verilirken sebepleri üzerine durulmamış. Yani bu tartışmanın çıkış sebebi neydi acaba da? Bunu uzun, 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 uzun yıllar ve kitaplar boyunca tartışmışlar. Yani cennet yaklaştırılacak diyor Allah. Bundan nasıl bir tartışma zemini hazırlayıp nasıl bir haz alıyorsunuz ya da ne tür bir meseleyi çözdünüz? Sayeden merak ediyorum. Bunu çözdüğümde ben de size aktarırım inşallah. Cennet yaklaştırıldığında, cennet yaklaştırılır o gün cehennemde harlanır diyor. Ve şu Kaf suresinden de ben onu hep hatırlarım. Zaten uzakta değildir cennet. Bunu nasıl anlamalıyız? Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Zaten uzakta değildir. Buradaki yine Tekvir suresindeki o ayette de cennet yaklaştırıldığında dediğim dedi. Ne anlamalıyız? Ben şunu diyorum hep. Cennet müminler yani cennete hak edenler açısından hiçbir zaman uzak olmadı ki. Yani diriltildiği an hesaba çekildiği an, hesabı bittiği an, defterimle kontrol edip de işte bakın defterim dediği an hiçbir zaman cennet uzak değildi ki onlara. Yani zaten onlar ödüllendirilmiş olduklarını hesaba çekilirken, hesaba çekilecekken uğradığı muameleyle çoktan anlamış olmadılar. Dolayısıyla ödül onlara söylendiği andan itibaren Cennet isterse 1 milyon kilometre uzakta olsun ve biz eşeğimizle gidecek olalım hiç uzak değildir. Çünkü hak edilmiş bir yere gidiyorsunuz, büyük bir ödüle gidiyorsunuz. Zaten orayı kazanmış olmak büyük bir ödül. Yani 1 milyon kilometre uzakta olsan olur, olmasa ne olur? Ödülün kendisi bu zaten. Ve dolayısıyla da sevinçle bir yere gitmek oranın çok da uzak olmadığı anlamına gelir. Sevinçle bir ülkeye, sevinçle bir ile gittiğinizi düşünün. Çok da uzak gelmeyecektir ama yani başka türlü üzüntüyle, kederle, başka sebeplerle sizi bekleyen zorluklara doğru gittiğinizde bu çok daha farklı olacaktır. Şimdi Kıyamet Suresi'ne bakalım. İzin günü, yani mezin dediği gün o insan yaptıklarından da yapması gerektiği halde yapmadıklarından da bir bir haberdar edilir. Şu 14. ayet, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Önceki Enfitar suresinde de yine bunu konuşmuştuk. Şimdi 15 ve 18. ayetlere bakabiliriz. 15 ve 18. ayetlerde bir hazırlık yemini görüyoruz. Yeminler görüyoruz daha doğrusu. Hep karşımıza çıkan o yemin, la-ıksimu şeklinde başlayan yemin yine burada da karşımıza o şekliyle çıkıyor. Ee, başlayalım. bu yeminlere okuyalım ki yeminlerin hangi şeye karşılık olduğunu anlayabilelim. Yeminlerin başlangıcı şöyle. Hayır, andolsun sinenlere, yörüngesinde dönenlere, kararmakta olan geceye andolsun, ağarmakta olan sabaha andolsun ki. Bu burası en zor anlaşılan bölüm. Neden? Çünkü Fela üksimu bil hunnes. nedir? El cevarül künnes. Künnes nedir? Yani nedir diye soruyorum. Bildiğimden sormuyorum. Sahiden anlayamadım. 20 kadar tefsir okuduktan sonra da anlayamadım. Çünkü hunnes ve künnes asas -as var bir de. Yani devamında ve leyle asas ve sonrasında ve subhi iza teneffes. Yani bu, buralar biraz anlaşılıyor ama künnes ve hunnes ne anlama geliyor? Bunun üzerinde biraz durmak lazım. Hazırlık yeminleri dedik. Burada yemin ediliyor. Dört ayrı şey için. Bu yeminlere bakalım. La yüksimu diye başlıyor. Fela pardon. Fela diye başlıyor ve ardından hunnese, kunnese, as as, teneffes gibi sabaha geceye yemin ediliyor. Bunlar yemin edilenler. Bütün bunlar bir döngü içinde yer alan şeyler aslında. Semadaki döngülerin yeryüzüne yansıması, yıldızların devri, gece ile gündüzün devri. Bakın ee, Hunnes döngünün bir parçası, Künnes döngünün bir parçası, As As döngünün bir parçası ve Teneffeste döngünün bir parçası. Şimdi bunları böyle söyleyince ne döngüsünden bahsediyor acaba diyeceksiniz. Anlayabilmek için epe, epey kafa yormak gerekiyor. Evet şöyledir demek kolay. Fakat öyledir demeye gelinceye kadar anlaşılması gereken pek çok yeri var. Hunnes'e, Künnes'e ee, sığır, yaban sığırı ve ceylan dediğimiz zaman Önnes ve künnesin yastı burunlu olması, yuvasına girip çıkması, gizli gizli kaçması, hızlıca sini vermesi, hızlıca yuvasından çıkıvermesi ve aynı zamanda bu işlemin yıldızlarla da eşleştirilmesi. Bir yerde geliyor evet evet dağ ceylanları ve çöldeki ceylanların yuvalarından hızlıca çıkması da bu durumu anlatmaktadır. Allah buna yemin etmiştir derken. Bir yandan da evet bunlar öyle güzel bir benzetme ile benzetilmiştir ki semadaki yıldızlar da aynen böyledir diye veriyor. Dolayısıyla ben buna döngü diyorum. Yani bir zaman döngüsü, evrendeki bir döngüye yemin ediyor Allah. Ağarmakta olan sabah, geceydi çünkü ve gidip geliş gidişli gece ve leyli as as yani geliş gidişli olan gitmeli gelmeli olan geceye yemin ediyor. Cevarül künnes cevar etmekte olan dönmekte olan bir Yapıya yıldız'a yemin ediyor, Hunnese yemin ediyor, aniden saklanıveren bir şeye, aniden ortaya çıkıveren bir şeye, bütün bu döngüye yemin edilmiş. Bu döngünün yemin edilmeye değer olup olmadığını sizlerin takdirine bırakıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bütün bu semadaki evrendeki uzaydaki döngü takdire şayan midir? dikkatimizi çekmeye e, layık mıdır sizce, yemin edilmeye layık mıdır? biraz astronomi bilgisiyle uğraşanlar, birazcık yıldızlarla uğraşanlar, biraz gökyüzü ilmine vakıf olanlar evet diyeceklerdir mutlaka bunu. Bir de şu var, hiç bu bilgilerle uğraşmayan çöl insanı 7. yüzyılda bu bilgilerle hiç uğraşmamış. Bunun açısından da değerli mi? Evet değerli çünkü o güneşin döngüsünü çok iyi biliyor. Hiç müdahale edemeyeceğini asla ama asla müdahale edemeyeceğini görüyor. Gece ile gündüzün döngüsünü görüyor, yıldızların döngüsünü görüyor. Yeryüzündeki o hızlıca saklanan ceylanların, yabani sığırların döngüsünü, kaçmalarını, sığınmalarını görüyor. Onun için de çok büyük yemin edilmeye değer bir şeydir aynı zamanda bu. Ve aynı zamanda o bahsi geçen şeylerden bazıları da o dönemin tapılanları arasında yer alıyor gitmekte olan gece, ağarmakta olan sabah. Vahyin aydınlığı da anlatılıyor olabilir şeklinde kayıtlar var yine tefsirlerde. Konu artık vahye gelecek biliyorsunuz, değil mi? Bundan sonraki paragrafta yemin demiştik ama hangi şeye? Hazırlık yeminleri demiştik fakat hangi şey için? Konu artık vahye geliyor. Bunun için dikkatler iyice toparlanıyor. Ağarmakta olan sabah gece sıyrılmakta olan gece dediğimiz zaman vahiy ile aydınlanan karanlıklardan bahsediyoruz. Yeryüzünün vahiy ışığı altında aydınlanmaya başlamasından da bahsediyor olabiliriz. Konu vahiy ilk alan elçiye ve insanlara ulaştırılacak elçiye nihayet vahiye geldi. Bunun için hazırlıktı yeminler. Bakın ilk alan elçi Cebrail. Konu önce ona gelecek bu yeminlerden sonra. Sonra Cebrail'den de insanlara ulaştırılmak üzere alan elçi Hazreti Muhammed ve nihayet vahyin e, özür dilerim mesajın içeriği olan vahye gelecek söz. Seyit Kutup bu konuda şunu söylemiş bir toparlamış olalım hem geri dönem akıp giden ve gizlenen kavramlarıyla yıldızlara işaret edilmektedir. Bunlar yörüngelerinde gidip gelen, akıp giden ve gizlenen gezegenlerdir. İfade güzelliği burada onlara Ceylan'ın hayatına ve hareketine benzeyen güzel ve zarif bir hayat süsü vermektedir. Bunlar akıp giden ve yuvalarında gizlenen, başka bir yoldan geri dönen Ceylanların hareketlerini andırmaktadır." diyor. O yüzden ceylanların burunlarının ve yaban sırlarının burunlarının basık olmasından hareketle hunnes künnes gibi pek çok kelime izah edilmeye çalışılmış sayfalarca ama izah etmişler. Bu yüzden kafam çok karışmıştı. Seyit Kutub'un bu açıklaması, şu küçücük izahı benim çok hoşuma gitti. Taberi şöyle diyor. Allah Teala bu ayetlerde bazen kaybolan, bazen yürüyen, bazen de yerine sığınan varlıklara yemin etmiştir. Bu varlıklar yıldızlar, yabani sığır ve ceylanlardan herhangi biri olabilir diyor. Bu itibarla ayeti genel manada anlamak daha isabetli olur demiş. bu izaha göre ayetin manası şöyledir. Ortadan kaybolanlara, seyredip gidenlere ve yuvalarına sığınanlara yemin olsun ki Şimdi bütün bu yeminlerden sonra söz, vahiy getiren elçinin özelliklerine gelecek. İnnehu le gavlu rasulün kerim. Ee, bir başka sure, Hakka suresinde de bunu e, Hazreti Muhammed Rasulullah üzerinden de işlemiştik. Oradaki e, Rasul, elçi Hazreti Muhammed'dir. Tekvir suresindeki elçi, bu 19. ayetteki elçi ise e, Cebrail'dir şeklindeki sınırlamaları, daraltmaları, tahsisleri... O sureyi Hakka suresini konuşurken de belirtmiştim. Burada şimdi 19 ve 24. ayetlerde bu yeminlerden sonra söz vahi getiren elçinin özelliklerine geldi. Kuşkusuz o çok şerefli bir rasul sözüdür. Güç sahibi, arşın sahibi yanında itibarlıdır. itaatli ve de güvenilir elçidir. Muta'in sümme emin. Hakka suresindeki ayetlerin doğrudan Hazreti Muhammed ile ilgili buradaki ise Cebrail ile ilgili olduğunu söylemiştik. Elçinin sözü müdür yoksa elçiyi gönderenin mi? Asıl mantık izaha gerek bırakmıyor aslında değil mi? Yani elçi bize bir şey getirmişse o onun sözü müdür? Elçinin ağzından çıksa bile? Hayır. Elçiyi gönderenin sözüdür. Cebrail'in altı özelliği bakın orada sayılmıştı. Risalet yani elçi olması, kerim olması, kuvvetli olması, çok muteber olması, sözü tutulan, söz tutan, güvenilir olması. Bu özellikleri için sayıyor? İşte yani vahiy bizi. Aslında bizim için saymıyor olabilir. Yani zaten vahiye iman edenler için. Hayır hayır böyle düşünmeyin. Aslında vahiye iman edenler için de iman etmeyenler için de sayıyor. Bu vahiyin kaynağına bu bilgiler gidiyor. Vahiyle muhatap olanların itirazları ve vahyin kaynağına olan şüpheyi gidermek için bunlar sayılıyor. Vahyin kaynağına olan şüphe nasıldı? Ee, Muhammed birinden öğreniyor, biri ona yazdırıyor, gece gündüz okutulup duruyor. Ee, şair bu, mecnun bu, daha bir sürü şey söylemişlerdi değil mi? Az sonraki ayette ne diyecek ve mal bu bir mecnun diyecek Allah. Yani vahyin kaynağı ve vahiy ile bizim kaynakla bizim aramızdaki aracılar, elçiler nasıl özelliklere sahip ki bu vahiy bize sapa sağlam gelmiş olsun ve bu vahiyin geldiği yer öyle sağlam mı acaba aracıları nasıl şeyler ki vahiyin kaynağı nasıl bir yer bütün bunları anlayabilmek için Allah bize vahiyin aradaki elçilerini de tanıtmış şimdi diğer paragrafa geçtiğimizde 22 ve 24. ayetlerde vahiy alan elçinin özellikleri bakın Vahiy Allah'tan alıp Diğer elçiye ulaştıran Cebrail anlatıldı. Şimdi de Cebrail'den alıp insanlara ulaştıracak insan elçi Rasul anlatılıyor. Ve mâ sahibüküm bi mecnun. Arkadaşımız deli değil. ya Bu çok basit bir meallendirme olur. Mecnun kavramının, cinlenmiş kavramının, cinleri olan kavramının, cinler tarafından istila, istila edilmiş olan kavramının ne anlama geldiğini daha önceki hmm, surelerde konuşmuştuk. Cinlenmiş değildir. Yani o şiirden bahsetmiyor. Cinler vasıtasıyla bir şey almıyor. Arraf değil, kahin değil, şair değil. Cinler vasıtasıyla bu bilgiyi elde etmiyor. Zaten cinlere de düşmez, şeytanlara da düşmez bu bilgiyi üretmek. Dolayısıyla Allah bize şunu söylüyor. Arkadaşımız Mecnun değilmiş. Biz bunu öğreneceğiz. Hayır hayır öyle değil. Ve mâ sahibüküm diyor. Arkadaşınız diyor. Bana söylüyor ayet. Hayır hayır öyle değil. O gün e, inen çağda yani vahyin indiği çağda ki sahabeye sesleniyor. Arkadaşınız hay nasıl sahabeye sesleniyor? Bu ayet sahabeye falan seslenmiyor. Bu ayet düpedüz kime sesleniyor? Vahyin karşısında olan müşriklere sesleniyor. Ama öyle olmaz ki. Nasıl yani? Şöyle olmaz. Bakın Allah ne diyor? E, müşriklere bu ayette nasıl sesleniyor? Arkadaşınız Mecnun değil. Ne yani şimdi arkadaşları mıymış şeyin hmm, müşriklerin peygamber Hazreti Muhammed Rasul. Aa müşriklerin arkadaş olunmaz ama. <laughs> ee, arkadaşla dost kavramını birbirine karıştırıp hatta veli kavramını da içine atıp hayır ya nasıl arkadaş olamaz ki onlarla gibi acayip bir tavra bürünmek yani akıllıca değil doğru da değil ayrıca çıkarım olarak kelime anlamı olarak. Arkadaş tanıdığınız oradaki hani bildiğiniz o kişi var ya yani Ben şöyle düşünüyorum arkadaşım kim diye baktığımda Ben yani şöyle çalıştığım yerde etrafta bildiğim insanlar benim arkadaşım ya evet ya arkadaş orada oturuyor işte orada çalışıyor Buralı şuralı Şöyle birisi Evet tanıyorum arkadaşımız yani Başka bir yerden tanıdığım komşu mahallemdeki komşu Evet arkadaşlarımdan biri Sorsalar kaç satır konuştun bilmiyorum işte bazen konuşuyoruz e sorsalar işte ne yer ne içer çok bilmiyorum ama arkadaşımız işte tanıyoruz onu bunu yıllardır burada. Gibi yani böyle anlarsanız iş biraz daha kolay olacak. Yoksa dostunuz Muhammed demiyor ki orada. Yani arkadaşınız diyor tanıyıp bildiğiniz. Oysa o sizin aranızda yıllarca yaşadı da diyordu hatırladınız mı? Aranızda yıllarca yaşadı o meznun olabilir mi? O cinlenmiş olabilir mi? O kahin olabilir mi? O uyduruyor olabilir mi? böyle bir kabiliyeti, böyle bir yeteneği ya da böyle bir şeye gerek duyabilir mi? Neden gerek duysun böyle bir şeye? Bunun için biz peki bu ayeti okurken arkadaşımız Muhammed diyebilir miyiz? Haşa. Şaka diyorum. Ya askerlik arkadaşın mı senin diye cevap alırsınız değil mi? Böyle bir şey söylediğinizde. Arkadaşımız Muhammed dediğimizde ya hiç olur mu? O da bizim gibi insan olur o zaman. E ne olacaktı? Ama arkadaşımız diye miyiz? Ya ben niye arkadaşım diyemiyorum? Yani askerlik arkadaşım mı? Senin öyle seslenemezsin dediğinde. Yani yanımda duran Allah'ın Resulü örnekliğimi alıyorsun, tepeme çıkarıyorsun öyle mi? Yani hayır o şöyledir. E, ki zaten şöyledir. Ki zaten böyledir diye bir sürü ilaveler yapıyorsun. Daha pek çok yerde bu birlikte anılmış. Yani arkadaşınız, arkadaşınız, müşriklere bile o sizin arkadaşınız işte sizden biriydi. Sizin içinizde yaşandı. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz, ediyorsunuz. Ama hayır. Neden hayır? Çünkü insandan peygamber olmaz ki. Melek gönderseydin ya. Madem insan gönderseydin, gönderdin. Şu dağları altın yapsın. Yani öyle basit insandan olur mu canım? Yani peygamber dediğinde öyle senin benim gibi olmamalı canım. Allah Allah yani. Öyle de olmamalı. Olmamalı canım. Olmamalı arkadaş bizim gibi olmamalı. Koca peygamber neticede. Aynen böyle söylüyorlar müşriklerde. Yani abi o da bir çarşılarda pazarlarda gezip tozuyor. Aa o da yiyip içiyor. Böyle şey mi olur? Böyle peygamber olmaz ki canım. Yanında melekler olsun. Dağları altınlar yapsın. Uçsun kaçsın. Nurdan yaratılmış olsun mesela değil mi? Hatta nurdan yaratılma çok ayıp bir şey söyledim. Allah'ın nurundan kopmuş olsun mesela değil mi? Yani öyle olsun. Yani müşrikler de aynı şeyi söylüyorlardı. Yani bak, onun için Allah, arkadaşınız bakın bilip tanıyıp duruyorsunuz. Kaç senedir yanınızda yaşıyor. Bu öyle bir şey değil. Yani Mecnun değil o. Ve e, o gördü, ufukta gördü, apaçık gördü. Neyi gördü? E, diğer elçiyi gördü. Yani Cebrail'i gördü. Vahi aldığı kişiyi gördü. Kişi diyelim ona, kişileştirerek söyleyelim. vahi aldığı şeyi, meleği gördü. Apaçık gördü. Yani e, kafadan sallamıyor, delirmedi. Siz kaynağına dair bir sürü şüphe gösteriyorsunuz ama öyle değil şeklinde izahlar var. Ve ve alel gaybi biddanin. Şimdi asıl buradan sonrası biraz daha karışacak. Yani arkadaşımız bu kadar beraber yaşadığımız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu yani vahiy meleğini burada gittiğini söylüyor. Pek çok müfessir bunu söylüyor. Apaçık ufukta görmüştür. Neden pek çok müfessir dedim? Birkaç tanesi de çıkmış Allah'a gördü demiş. Hazreti Ayşe'den gelen rivayetler de var. Allah'a gördü demeyin falan diye. Yani çok detaylı da girmek istemiyorum. Şimdi bunu söyleyen çok az kişi var. Ben itibarda etmiyorum açıkçası. Ee, elbette vahiy getiren meleği gördü. O gaybe ait bilgileri sizden esirgemez. Bakın burada işler birazcık karışacak. Detaylı bakacağız. Necm suresini hatırlayalım sonra detaylarına gireriz. Necm suresinde Batan yıldızı anda olsun ki arkadaşınız sapkın ve azgın değil. Sahibi küm arkadaşımız diyor yine. Arkadaşımız olarak geçiyor. Hayır ya içime sinmiyor ona arkadaşımız demesek. Deme kardeşim yani ne diyeyim. Deme yani. İtiraz edecek değilim ama benim dememe de karışmazsan sevinirim. Yani çok yalvarıyormuşum gibi duruyor ama yalvarmıyorum. Bu benim hakkım. Yani karışmazsan sevinirim diyorum. Yani sesimi yükseltmeden bunu söylüyorum. Gayb konusunda suçlanamaz anlamına geldiğini söylüyor. Danin kelimesinden yola çıkarak pek çok şey söylemişler. Ee, yahut zan altında bırakılamaz, yahut cimri değildir. 3-4 farklı anlama gelebiliyor Danin kelimesi. Gayb konusunda suçlanamaz. Yani şunu anlamalı mıyız? Ee, bu, bu arkadaşımız, aramızda yaşayıp duran bu Muhammed var ya, Muhammed'i emin demiştik biz hatta ona. Durup dururken Cebrail'den vahiy aldığını, bir yerlerden böyle bir şeyler getirdiğini söylüyor bize. Gayb konusunda biz bunu suçlayalım mı? Evet suçlayalım dediler. Suçlanamaz diyor Allah. o zan altında bırakılamaz diyor. Gayb konusunda zan altında bırakılamaz. Çünkü Allah görevlendirdi ve apaçık bir şekilde vahiy elçisini gördü, vahiy meleğini. Ve de onun alındığı yer sapasağlam bir kaynak. Ya da cimri değildir gayb konusunda. Ona ne verilmişse gayb olarak, gayb dediğimiz vahiy bilgileri bir gayb bilgisidir. Resulullah'a ulaştı, ondan da bize ulaştı. Gayb konusunda suçlanamaz demiştik. Razi şöyle diyor, Resulünüz vahiy konusunda zanlı değildir. Yani size getirdiği vahiyi siz tartışıp duruyorsunuz, ona itiraz ediyorsunuz falan ama Resul bu konuda zanlı değil. Ee, yani bir suça iştirak etmiş değil, uydurup getirmiş değil, düzüp getirmiş değil bunu. Razi yine şunu söylüyor. Aksine o Allah adına söylediği her sözle güvenilir bir zattır. E, bu şekilde anlaşılmalı demiş. Bu kelimeyi dat ile danin şeklinde okuyanlara göre bu kelime cimri, kıskanan, vermeyen manasına da geliyor. Nitekim Arapça'da cimrilik yaptım manasına da deniliyor demiş. Şimdi buna göre ayet o Allah'ın kendisine vahyettiği şeyler hususunda cimri değildi. Hiçbir şeyi gizlemedi manasına da gelir. Ebul, Ebu, Ali el Farisi de şu manayı vermiş buna. O gaybı haber veriyor ve onu kahinlerin kendilerine saklamaları gibi kendine saklamıyor. Hepsini açıklıyor ve bu açıklamalardan dolayı ücret almak için kahinlerin yaptığı gibi gaybi bilgiler haber vermekten kaçınmıyor. Şimdi Erik hadisini hatırlıyorum ben. Erik hadisini siz de hatırlayacaksınızdır. Hutbede okunmuştu değil mi bir kere? Biliniz ki bana Kur'an ile bir misli daha verildi diye başlıyor erik hadisi. Kur'an ile bir misli daha verildi. Şimdi e, burada Ebul Ali El Farisi, Razi ve bu ayetin kapsamında nasıl düşünmeliyiz bunu? Kur'an ile bir misli daha aldığını söylüyor Resulullah erik hadisine göre Cebrail'den almış. Öyleyse Kur'an'dan aldığını tamam bize tebliğ etti de, Danin olmadı fakat diğer mislini tebliğ etmedi mi acaba? Yani o ne oldu? Nerede? Niçin korunmadı? Bu hadisi bu bilgiler kapsamında nasıl düşünmeliyiz? Bu bilgiler nerede ve neden korunmamış olarak düşünülüyor? Ya da bütün bu kapsamda erik hadisini nasıl değerlendirmeliyiz? Yani yeri burası değil. Uzun bir makalenin konusu olabilir belki ama burada değerlendirmek zaten çok da üstüme vazife değil. O yüzden geçiyorum. Konu anlaşıldı zannederim. O vahiy konusunda suçlanamaz. O vahiy konusunda zanlı değil. O vahiy konusunda cimri değil. Gayb konusunda cimri değil. O vahiy konusunda zan altında bırakılabilecek bir konumda değil. Bunu anlıyoruz. Şimdi 25 ve 29. ayetler artık son bölüme geldik. Son bölümde böylece bitecek. Gelen vahyin özellikleri ve verilmiş özgür iladenin doğru kullanımına dair... Son bölümde başlıklar göreceğiz, ayetler göreceğiz. Baştan beri sağlam kalacak olan tek şeyin yaratıcı olan Allah olduğunu, evrenin, uzayın, semanın, yeryüzünün her şeyin, hayvanların, insanların geçici olduğunu anladık. Bu geçici olmakla birlikte yeniden yaratılışın var olduğunu, yaratılıp da hesap sorulacağını, hesapların tutulmuş kayıtların karşımıza çıkacağını öğrendik. Bütün bunları öğrenirken de vahiy getiren elçinin daha doğrusu aslında konu vahiy... Vahi ile birlikte vahiy getiren elçilerin özelliklerini ve onların zan altında bırakılmaması gerektiğini öğrendik. Asıl 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 mesele olan vahyin özelliklerine gelecek konu. Vahyin özelliklerine geldi şöyle. Ve mehuve bi gavli şeytanir racim. Ve mehuve o değildir o söz e, şeytani racim taşlanmış, kovulmuş, aşağılanmış şeytani düzeneklerin sözü değildir. Yani bu bir sihirbazlık ürünü, bir şiir ürünü, bir düzenbazlık ürünü, bir kahin ürünü değildir. dolayısıyla nedir? Vahidir. Ve eyne tesebün. Bütün bunlar anlaşıldıktan sonra. Madem ki bu vahiy şeytan sözü değil. Madem ki bu vahiy getiren arkadaşımız Muhammed sapa sağlam biri, güvenilir biri. Madem arkadaşımız Muhammed de bunu çok daha güvenilir bir yerden Cebrail'den alıyor ve Allah da gönderen vahi, O zaman bütün bu vahiy eğer sizi iman ettiyseniz ve akli delillerle artık buna iman ettiyseniz ve eyne tesebün. Vahiyden başka hangi yola gideceksiniz ki o zaman? Vahiden başka gittiğiniz her yol yamuk olmaz mı o zaman? Ve eyne tesebün yani vahiy dışında nereye gidiyorsunuz? Allah'ın gösterdiği yol dışında başka nereye gidebilirsiniz? Fe eyne tesebün. İşte bu soru artık sorulacak. İn ve illa zikrun lil alemin. Şimdi vahyin diğer özelliklerine geçiyoruz. Madem bu şeytan sözü değil. O zaman nereye gidiyorsunuz? Yani bu öyle değil mi? Herkes için bir öğüt değil mi? Bu Zikrul lil alemin değil mi? O herkes için bir öğüt. Özellikle sizden doğru yola gitmek istiyor, doğru yolda gitmek isteyenler için öğüt değil miydi bu? Limen şa'e minküm en yestegim. Yani sizden doğru yol tutmak için istek isteyenler için bu öyle değil mi? Bu artık bu vahiy şeytan sözü değilse, sapa sağlam gelmişse, kainatın sahibi olan Allah tarafından gönderilmişse, o zaman nereye gideceğiz bu vahiyden başka? Hangi yolu tutacağız? Domuz yollar yanlış olmayacak mı vahiyden başka? Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bakın özgür iradeden falan bahsediyordum başlıkta da ne alakası var özgür iradeyle? Bak Allah ne diyor? Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. İnsan suresinde de bunu bolca konuşmuştuk. Tekrar hatırlatacağım. Derveze şunu söylemiş, benim de dikkatimi çekti. Şeytan vahide yani Kur'an'da ilk kez bu surede geçiyor diyor. Şeytandan bahseden ilk sure burası olduğunu söylemiş. şeytan racim diye geçiyor. Yani taşlanmış şeytan, kovulmuş şeytan olarak, lanetlenmiş şeytan olarak geçiyor. Racim kelimesinden bakın kovulmuş, lanetlenmiş falan filan diye bir sürü şey çıkarıyoruz ya. Racim taşlanmış anlamına geliyor. Yani gerçekten bir taşla mı taşlanmış? Ya da e, hacca giden insanlar neyi taşlıyorlar? Şeytan taşlıyorlar ya. Yani. Hani görüp de mi atıyorlar? Şeytan taşlama nedir? Haccın neresinde vardır? Yani neden vardır ya da şeytan dediğimiz şey nedir ki nasıl taşıyoruz gibi soruları kendinize sorup belki cevap arama yoluna gidersiniz. Şu ara şimdi vahiy şeytan işi bir şey değil. Şeytan ne? Madem şeytana ilk kez geçiyor burada şeytan ne? Bu sorunun cevabını vahiden aramalısınız. Pek çok yerde Yusuf suresinde özellikle konuşurken hatırlayacaksınız dinlemiş olanlar için. Şeytandan bahsetmiştik. Pek çok yerde şeytana atıf yapılır. Yani kardeşlerimle aramı şeytan bozdu der Yusuf ama şeytan bir daha ondan sonra geçmez. Yani madem şeytan bozdu hadi gidelim şeytanı şikayet edelim Allah'a. Madem şeytan bozdu hadi şeytanı cezalandıralım o zaman. Niye kardeşlerin yüzü kızarsın ki o zaman? Yani niye kardeşler suçlu olsun ki? Yani bir de böyle düşünün. Sonrasında şeytanla ilgili geçen ayetleri bir kez daha okumanızı istiyorum. Şeytan kalıbını anlayabilmek için insan ve cin şeytanlarını şimdi biraz daha anlamaya çalışın. Şeytanın Kur'an'daki rolünü anlamaya çalışın biraz da. Şuara 210. Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu ne onlara düşer ne de ona güç yetirebilirler. Çünkü şeytanlar kulak hırsızlığından uzak tutulmuşlardır diyor şuara suresi. Nisa suresine bakalım onlar Kur'an üzerine gereği gibi düşünmezler mi? eğer Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, şeytanlan ya da şeytanlanmış şeytanlaşmış insanlar tarafından hazırlanmış olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı. Öyleyse bu vahiy ortada dururken nasıl olur da başka yollara gidersiniz? Feyni tesebün. Nasıl oluyor da başka yol arıyorsunuz vahiyden? Vahiyden başka yollar mı arıyorsunuz? Feyni tesebün sorusuna bakın. Ben açılım olarak söylüyorum. Yanlış bir yoldasınız. Dönün o yanlış yoldan. Vahiysiz bütün yollar yanlıştır. Vahiy ile başka şeylerin karışımı olan bütün yollar da yanlıştır. Herkes için bir öğüttür bu vahiy. Sadece Müslümanlar için değil. Bu kitap yani elimizde tuttuğumuz Kur'an sadece Müslümanların kitabı değildir. Bütün insanların kitabıdır. İnsanlığın kitabıdır. Dileyen, öğüt almak isteyen, doğru yol tutmak isteyen herkes bu kitaptan faydalanabilir. Kimse bu kitabı tek başına sahiplenemez. Hiçbir grup bu kitap bizimdir diyemez. Çünkü Allah herkesin kullanımı için ve doğru yol tutmak isteyen herkes için bu kitabı açık olarak göndermiş. Zikir ve virt arasındaki farklar alakasız ama alaka kuranlar için kısaca söyleyelim. Zik diye geçiyor ya burada. Ee, geçelim. Yani bu bunu konuşmak istemiyorum. Yani. Herkes için öğüt ama herkes bu öğütten yararlanamıyor. Demek ki işe yaramıyor mu? Yani bu Kur'an herkes için öğüttü hani ama işe yaramıyor. Bakın herkes öğüt almıyor, alamıyor. Öyleyse ne yapmak lazım? Öğüt alabilmek için bir, istemek gerekiyor. Ama Allah istemezse biz isteyemiyoruz. Geç bunları kardeşim, birazdan konuşacağız. Bir, önce istemek lazım. Öğüt alabilmek için istemekten önce bir bilgiye sahip olmak lazım. Bu vahiy şeytan işi değil, şeytan ürünü olamaz. Güvenilir bir elçi kanalıyla ulaşmış. Bütün kainatın sahibi, yaratıcısı, yöneticisi tarafından bize ulaştırılmış. Bu ön kabulleri koymak lazım. Şey, iman etmemişler için bu ön kabulleri bile şart koşmuyorum aslında. Allah da şart koşmuyor. Ön kabulleri olmadan da Kur'an'ı okuyabilirsiniz. Yani bu kitap bakalım ne diyor? Nötr olarak bir okuyalım deyin. Yani ön kabulünüz olmasın. Evet bu kitap Allah'tan mı gelmiş, insan mı yazmış demeden... ...hiçbir ön kabule dayanmadan da okuyabilirsiniz... Ama diğer ön kabulle okuduğunuzda işinize yaramayacak. Bunu Allah net olarak söylüyor. Muhammed bunu uydurdu canım zaten bir bakayım ne varmış içinde dediğiniz zaman bu bu gerçekleşmeyecek yani öğüt alınacak bir kitap olmayacak sizin için hatta zararınızı arttıracak daha da. Emin olun bundan. İnananların için şifadır, İnananlar için şifadır derken yani e, üst solunum yolları rahatsızlıklarında falan alakası yok da. E, onların fikirleri için, yaşam tarzları için bir şifadır. Fakat inanmadan ön kabullerle, yani farklı ön kabullerle yaklaşanlar için bir şifa değil de bir haslet, bir iç yarası olacak, bir zarar olacak onlara. Fakat nötr olarak okuyan, şöyle bir nötrüden bahsediyorum. Ya ben doğru bir şey arıyorum, doğru bir yol arıyorum. Şu kitaba da yani şu Kur'an'a da bir bakayım diyenler için de o bir öğüt olacak. Şimdi bunlar için bir istemek, dilemek, irade koymak, irade koymak gerekiyor. Ama Allah irade etmezse biz irade edemiyormuşuz. Hayır. Çaba gerekiyor. Allah irade verdiğini söylüyor mu? Seçim hakkı verdiğini söylüyor mu? Allah irademizi kullanmamızı irade ettiğini söylüyor mu? Evet. Çaba gerekiyor. Vakit ayırmak gerekiyor. Cesaret gerekiyor. Neden cesaret? Nasıl vakit ayıracağız buna? Nasıl çaba göstereceğiz? Ya nasip olmadı bir okumak şunu da dediğiniz zaman nasip olmaz zaten yani nasip olması için çalışmak gerekiyor çabak gerekiyor nasip olursa inşallah bu sene şey yapacağız işte yani olmaz sana nasip olmaz zannetmiyorum ben yani yüzde yüz eminim biraz bile diyebilirim nasip olursa diye başlayan cümleler kuruyorsunuz ya sanki şey diyorsunuz şöyle İnşallah yerine kullanıyorlar inşallah derseniz katılırım İnşallah şunu yapacağım tamam Allah'tan izin verirse çıkarsa Allah izin verirse ben tamam şartlarını yerine getireceğim de Allah da dilerse anlamında söylerseniz olur. Nasip olursa derseniz ya bir gün bakalım falan gibi olur. İhtiyarlarsınız hala da şöyle nasip olursa işte nasip de olmadı be diye biter ömrünüz. Nasip olmadı be diye biter. Genelde öyle bitiyor. Gözlemlediğim bu öğüt alabilmek için bütün bunlar gerekiyor. Cesaret gerekiyor. Cesaretle yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü cesaretsiz yaklaştığınızda Kur'an size pek bir şey vermeyecektir. Cesaretle kastımın ne olduğunu çok emin olarak biliyorum ama burada ifade etmek istemiyorum. Çünkü insanlar Kur'an'a cesaretle yaklaşmıyorlar. Korkutuyorlar insanları. Aman ha sapıtırsın. Aman ha şöyle okuma. Bir şey gelir başına. Yani Allah sanki Arap olmayanların dışındaki bütün herkesi saptırmak için böyle kitap göndermiş gibi davranıyorlar. Ya saptıracaksa bu kitap saptırırsın. Başka kitaplar değil ki Allah'a iftira olur bu kitabın saptırıcı olması. Yani bu kitaba saptırıcılık izafe etmek Allah'a iftira olur. Çünkü Allah doğru yolu bulmak isteyenler için bu kitabı gönderdiğini söylüyor. Yani buna rağmen Allah'a iftira etmek düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir cürüm olur? ön yargıları aşmak gerekiyor. Zordur bu Kur'an, zordur bu kitap dememek gerekiyor. 23 sene küsür işte yani o zamanda inmiş bu kitap. Azar azar okuyun, yavaş yavaş okuyun. Acele etmeyin, anlayacaksınız, anlamıyorsanız sabredin. Ama çaba sarf etmelisiniz. Yani ön yargılarınızı aşmalısınız. Bu kitap zordur, anlaşılmazdır, aman ha çarpar gibi. Pek çok ön yargınızı aşmanız gerekiyor. Sadece istemeniz yetmiyor. Rabbimiz de zaten bizim bunu dileyebilmemizi istiyor. O dilememizi dilemeseydi, yani irade vermeseydi öyle olmayacaktı. Böyle anlayın. Bakın, dilememizi istiyor. İrade veriyor bize ve sonrasında bu irade vermesi de Allah'ın istemesiyle gerçekleşiyor. Bütün bunu anlamazsanız sonrasında şey e, Cebriyeci olur çıkarsanız başımıza rüzgarın önünde kuru yaprak gibiyiz. Allah ne isterse o olacak falan gibi. Biz bir şey yapamıyoruz zaten gibi olur. Aynı müşriklerin dediği gibi olur. Yani müşrikler Allah dileseydi biz de atalarımızda şirk koşmazdık diyorlar ya. Müşrikler gibi olmak istemiyorsanız Allah'ın ne demek istediğini biraz daha iyi anlamanız lazım. Allah dilememizi istediği için bize irade verdi, seçme e, özelliği verdi. Özgür iradeden mi bahsediliyor yoksa robottan mı? Robottan bahsetseydi çok daha farklı olurdu değil mi Allah? Dileseydi hepimizin iman etmesini sağlayabilir miydi? Evet sağlayabilirdi. Diğer surelerden hatırlayın onu. Ben dileseydim hepsi zaten iman ederlerdi. Bu halde onları sen mi zorlayacaksın diye soruyordu değil mi Allah? Resulüne yani bize. Bize de öyle söyleyeyim. Bu durumda Cebriye mi haklı Mu'tezile mi? Beni ilgilendirmiyor kim haklı kim haksız. İkisinin de sivri noktaları var. İkisi de yani bambaşka şeyler söylüyorlar. Biz Kur'an'ın çok apaçık bir şekilde bize anlattığı şeyi anlıyoruz. Allah rasul göndermiş, Allah vahiy göndermiş. Öyleyse benden şunu istiyor. Bu vahiye uymak için güç de vermiş, akıl da vermiş. O zaman vahiye uymalıyım. Uymazsam Allah beni bu dünyada zorluyor mu? Ben hiç görmedim öyle dünyada yani zorlanan birisini, iman etmek için zorlanan birisini. Allah tarafından zorlanan. Hayır öyle de olmuyor. O zaman seçme hakkım var benim. Vahiy seçmemek gibi bir yeteneğim ve hakkım bile var. Düşün. Sonucuna katlanacağız tabii o ayrı. Vahiy seçmek gibi bir irade de koyabiliyorum. Ama en nihayetinde bunu neyle yapıyorum? Allah'ın verdiği akılla yapıyorum. Allah'ın lütuf olarak gönderdiği vahye yapıyorum. Vahiyle yapıyorum bunu. Dolayısıyla hidayet yine kimin oldu? Allah'ın oldu. Böyle tamamen benim eserim olan diye baksaydım o zaman da e, sapardım. O zaman da kibirlenirdim. Allah'ım bak iman ettim ona göre ha, falan gibi bir yola düşersin. Ama Allah ne diyor? En nihayetinde hidayeti veren Allah. O aklı sana verdi. O vahyi sana verdi. Şu dünyayı senin emrine verdi. Yani sen o hidayete kendi emeğinle ulaşmadın tam olarak. Biraz tercih koydun. Gerisi Allah'tan geldi. Şimdi Kur'an yolu şöyle diyor. Tefsir biliyorsunuz beş ciltlik, Ancak insanların irade ve güçleri kendilerinden değil Allah'tandır. İmtihan gereği Allah böyle olmasını dilemiş. insanlara irade hürriyeti vermiştir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İşte bu. İnsan suresinde de bu açılımı yapmıştık. Taberi şöyle diyor. Süleyman bin Musa diyor ki bundan önceki ayet inip Kur'an içinizden doğru yolu bulmak isteyenler için ancak bir öğüt ve uyarıdır buyurunca Ebu Cehil şöyle demiş. O bizim bileceğimiz iştir. İstersek doğru yolda oluruz, istemezsek doğru yolda olmayız. İşte bunun üzerine alemlerin Rabbi olan Allah şöyle bir ayet indiriyor. Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Yani Ebu Cehil'e ne söylemiş oluyor? Senin o dilersek kötü oluruz, dilersek iyi oluruz demen var ya, onu bile sana Allah verdi. İradeni bile sana Allah verdi. Bunu söylüyor anladınız mı? Dilersem iyi olurum, dilersem kötü olurum, dilersem vahye uyarım, dilersem uymam. İşte tam bu söze karşılık Allah ne diyor? Sana o seçim hürriyetini bile Allah verdi. Vahyin bize indiği, getirdiği en büyük sorumluluk ahiret bilinci, hesap bilinci. Bu bilinç de bizi medeni yapmalıdır. Yani bu vahiy bizi medeni yapmalıdır. Bu sure ile birlikte böyle söyleyebiliriz. Tekrar edelim. Fe eyne tesabun. Bütün bu vahiy ortada dururken nereye gidiyorsunuz? Vahiysiz bütün yollar yanlıştır. Vahye dönün, vahiysiz kalmayın diyelim. Son ayetle birlikte bitirdik. İçindekiler bölümünü bir kez daha hatırlatalım. Şunu da hatırlatalım. 10 Temmuz 2020 Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. Tarihe not olarak bırakmış olalım. Ee, içindekiler bölümünde şunu hatırlayıp bitirelim. Bir dahaki surede buluşmak temennisiyle şimdilik hoşçakalın.